Bir atsaydım bari, iki izliyoruz ama. Bir daha güzel. Bu daha şey geldi. Vallahi zaman da geçmiyor. Bu arkada onun... bunları gör bak. Gel. Burası Sarıyer Çayır. Boşa. Ay! Ananı sikiyor. Şey izlemez miyiz ya? Kim milyoner olmak ister? İlk turda elenenler. Bakayım. O daha güzel olur bence. Evet abi. Gel. Aksesuarıma çok düşkünüm. Doğrudur. Yaşantı tarzım çok farklı. Çok farklı. Ha, bakarım. 2,5 milyar maaş benim aracımın mazotuna. Hı-hı. Sanmıyorum yetebileceğini. Para ödüyorlar. İşte İstanbul'da herkesin merak ettiği o erkek kuaförü. Ya bu güzel değil ya. Güzel mi? İçin sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum efendim. Kendilerine hoş geldiniz. Attım. Hoş geldiniz. Benim oraya aslında seni arıyordum. Onu ben ne yapayım, onu orada alırdım. Ben orada değilim. Ben o çıktığı zaman bana bir kafa indirirdim, yere sığırdım. Ama bana yakışmaz, yakışırdı. Bunu Artin bekledi. Savunmanın sağ tarafında Şener, sol tarafında İsmail Köybaşı. Serdar'ız. Ooo İsmail Köybaşı. Ulan milli takım ne günlerden geçmiş. Volkan Babacan, Şener, İsmail Köybaşı. İsmail Köybaşı. Serdar'ız. Ooo İsmail Köybaşı. Devam. Devam. Abi ananı sikiyim, bu çok iyiydi ya. Ya abi şu sahne gerçekten. Manyak mısın? Ne yapıyorsun sen? Bu sahne gerçekten çok iyiydi ya. Ne yapıyorsun sen? Düşük, çok gezdik dolaştık ama hiçbir zaman alkollü arabanın içine binip de bu şekillere girmedik desem yalan olacak. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim ev yakın. İnşallah sen senin bir an önce uzaylılar benimki gibi falan olur. Ben seninkisi gibi olmasını istemem. Teşekkür ederim. Neyse, böyle de diş fırçasına falan benziyorsun. Teşekkür ederim. Ece çok enteresan. Hı? Sen bayağı hukuk fakültesinde hı okuyorsun. Hangi bölüm? Hukuk. Hukuk. Peki hangi topu istiyorsunuz? Ben olsam büyük topu seçerdim. Peki bir şey söyleyeceğim. Araba hangisindeyse en büyük top o. Tut! Hayır! Tut! Hayır! Tut! Herkes kendi topunu tutsun. Araba hangisindeyse sakın kanlayın. Hiç fark etmez. Topuna sahip çık, topuna. Aydın Bey. Çilimli Belediye Başkanı Musi Yavuz, ilçenin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak üzere bazı projeler geliştirmeyi düşündüğünüzü. Çok benziyor. Böyle biraz robot gibi olmuş. Yani... Ben o yoruma katılmıyorum. Hiçbir gelinin robot değildir. Hayır. Oğlum bu kadın daha demin sağa doğru bakıp konuşmamış evet, mıydı? Evet abi. Ona bir sikiyim. Döndürüm işte. Ya da ona olur. Ananı sikiyim. Şey, o kötü anlamda şey, yanlış anlamayın. Hani diyorsunuz ya hareket edemiyorum sadece kollarımı. Ben kesebilir miyiz? Ben kötü oldum. Abi Melek Hanım. Senin en sevdiğin ders hangisi? Benim en sevdiğim ders İngilizce.
What's your name? One thing, Sam. Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçilere Suriye briefingi. Ankara'da görevli yabancı misyon şefi. Benim işime karışma. Bana hikaye anlatmayın. Ali. Bilim bilmeden geyikler yapmayın bana. Yok benim iş koyucu hocam. Benim işte. Karizmatik benim işte. Nasıl hayal olabilir? Ben şu an telefon at. Hattımızda İsviçre Portföy Analisti Gaye Vural var. Gaye merhabalar. Alo. Gaye. Yanlış aradınız. Güzelmiş Esra Hanım. Teşekkürler. Biz onu balayı dönüşünde Antalya Havaalanı'na aldık. Çok farklı. Evet. Evet. Çok farklı. Kim acaba? Hani bir anısı var mı? Bir tabii. Kim acaba? Einstein o. Öyle mi? Evet. Biz bilim adamı kimdir? Birkaç tane var. Şarkı olarak mı söyleyeceksin? Hayır. Mikrofonu var. Ya Victor Hugo. Victor Hugo. Evet. En sevdiğim bilim adamı. Evet, sefilleri buldu. Etiyle, sütüyle, kaymağıyla İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. Yok o er... Duyudan mı gelmiş? Kurumda yani, köpeğe gülben deyince ağlıyor da amına koyayım. Müzik yürüyüşümüzü şu hareketle almaz mıyız bütün müzisyenler bunu yapar değil mi arkadaşlar? Siz o hareketle mi alırsınız abi? Oy oy Emine nedir bu? Evet. Ben bu muhabbetin ağzına sıçtı. Ben ne anlatayım bana? Sürpriz yapmayı sever misin? Mesela eşinin doğum günü diyelim ki. Severim. Ne yaparsın? Sürpriz yaparız. İki deli avuç kenarında oturuyorduk. Tamam mı? Bildiğin bir tanesi havuza şeker atmış. Şeker atmış. Ondan sonra almış havuzdan kaşıkla bir içmiş. Tatlı da tatlanmadı demiş. O deli öteki arkadaşına sormuş demiş ki. Salak karıştırmadın ki demiş. Biz bunu iki saat düşünürsünüz. Ne dedi diye. Karıştırmadı dedi yani. Havuzun suyunu karıştırırsa tatlanırmış. Fizikleri güçlü. Evet. Çinobre Fenerbahçe'de kaç iki sene izledik. Ama o şeylerinden tarihin en iyisi. Müslüm Gürses notayla Hande Yener'in şarkısını söylüyor. Tarihin gelmiş geçmiş şarkıyı bilmiyor. Belki can çekişi yok. Belki bir hafta göz ardın ama sana kırmızı çok. Ama bunun üstüne bu gider ya. Bu arada çok iyi ha. Şarkıyı bilmiyor oğlum. Oradan okuyor değil mi? Evet, notalardan. Vay amına. Notaların altında da sözler yazıyor. Dok nişanlı. Bu arada Hande'de de ses var be hocam. Neyler çok güzel ya. Hadi siktir git ya. Vallahi çok ya beğeniyorum. Siktir git. Hande'ye can feda yani. Ne bileyim. Çok iyi ses var.
Baba sözleri ezberlemeye çalışıyor. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun. Ay sözleri ezberlemeye çalışıyor. Ruhum belki can çekişiyor, belki biraz da kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Oba! Obaya bak be. Çok iyi lan. Lan gelin sesi harbi ses ama ya. Ay babanın şu hareketi. Oğlum şarkının bu hali orijinalinden güzel bu arada. Bence daha güzel oğlum. Birazcık bozuldum. Ruhun belki can çekişiyor, belki biraz da kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Belki birazcık bozuldum, ruhun belki can çekişiyor, belki biraz da kızardın ama sana kırmızı çok. Vay amına koyayım. Bunu biliyor musun Maka? Sikerim yayını şimdi. Gel gel. Abi çok iyiymiş ya. Gel gel. Orkestraya dönüyor. Yüksekten verdirtiyor. Hani yıldızı patlatacak orada. Yıldız rezil olacak. Çünkü yıldız bozuyor iyi boyu. Orkestra en yükseğe çıkıyor. Yıldız da bir giriyor en yüksekten amına koyayım. Abi Yıldız ablanın. Bilmeyeceğim da yeter. Bu mevzuya bir son verelim. Şeyi biliyor musunuz? Yıldız Silver'in kış güneşini söylediğini.